Bu videoda algılama blokları üzerine çalışacağız. Örnekteki bloğumuz belli bir rengin bir başka renge değip değmediğine bakıyor. Bloğun nasıl çalıştığına bakalım. Kontrol bloklarından olana kadar tekrarla bloğunu alıyorum ve rengi rengine değiyor mu bloğunu ilgili bölümün içine yerleştiriyorum. İlk renk kutusu içine tıklıyorum ve renk seçici yardımıyla kedinin üzerindeki turuncu rengi seçiyorum. Hemen ardından mor rengi tıklıyorum ve yine renk seçici yardımıyla sahnedeki daha açık bir tonda renklendirilmiş olan mor alana tıklıyorum. Bu durumda kedinin üzerindeki turuncu rengin sahnedeki açık mor alana değip değmediğini algılamaya ve kontrol etmeye çalışacağım. Olana kadar tekrarla bloğunun içine 10 adım git bloğunu yerleştiriyorum. Bu durumda bu demek oluyor ki turuncu renk açık mor renge değene kadar sürekli olarak 10 adım hareket edecek. Programı çalıştıralım. Gördüğünüz gibi koşul sadece turuncu rengin mor renge dokunması olarak verildiği için bu koşul yerine getirildiğinde artık hareket etmeyi kesiyor. Sonraki bloğumuz fare imlecine olan mesafe. Bunu daha iyi anlayabilmek için görünüm bloklarında merhaba de bloğunu kullanacağım. Fare imlecine olan mesafe, yani bu kuklanın merkezinin fare imlecine olan piksel olarak uzaklığı. Bu bloğu merhaba kutusunun içine koyuyorum ve kontrolde sürekli tekrarla diyeceğim. Olaylarda da tıklandığında diyorum. Bu durumda yeşil bayrağı tıklandığında sürekli olarak fare imlecinin kuklanın merkezine olan mesafesini ölçecek ve kuklaya bir konuşma balonu olarak yazacak. Gördüğünüz gibi evet, en fazla 300 piksel olabiliyor. Evet. Şimdi bir diğer bloğa geçelim. Yine algılama bloklarındayız. Adın ne diye sor ve bekle. Soruyoruz. Ben buraya kendi adım yazıyorum. Tamam dedim. Aldı. Bunu cevap değişkeni içine yükledi. Yeniden bir başka soru soralım. Adın ne? Kukla 1. Cevap kukla 1. Gerektiğinde cevap değişkeninin bu değerini bir başka amaçla kullanabilirsiniz. Boşluk tuşuna basılı mı? Eğer boşluk tuşuna basıldıysa bu durumda bir kontrol bloğuna ihtiyacım var. Eğer boşluk tuşuna basıldıysa görünümden örneğin merhaba de. Ve tabi bunu çalıştırabilmek için de üzerine bayrağı ekleyelim ve sürekli olarak test edebilmesi için de sürekli tekrarla bloğunu ekleyelim. Programı çalıştırıyorum. Eğer boşluk tuşuna basıyorsam ki bastım şu anda merhaba de yazısı görünüyor. Algılamalardan devam ediyoruz. Benzer şekilde fareye basılı mı yine aynı sonuç verecektir. Farenin x'i, farenin y'si bunlar gördüğünüz gibi değişkenler. Bunları da örneğin biraz önce yapmış olduğumuz gibi şöyle yapabiliriz. Görünümde merhaba de yerine farenin x'i ve tabi bunu yine sürekli olarak tekrarlaması gerekiyor ve bunu da kullandığımızda farenin x koordinatını her an konuşma balonu içine yazabiliyorum. Devam edelim. Kronometreyi göster. Kronometreyi sıfırla. Yine oyun oynarken sıklıkla bu fonksiyonu, bu bloğu kullanacağız. Sahnedeki gürültü seviyesi seslerle ilişkili bir değişken. Şimdiki yıl 2019, ay 5 ve tarih ayın 18'i. 2000 yılından beri geçen gün 7077 gün geçmiş ve kullanıcı adı, eğer bir kullanıcı adı belirlediyseniz yine burada görebilirsiniz. Şu anda boş.
Böylece algılama bloklarını da görmüş olduk.